Tuğla neden köpürmüş? Kırım neden inliyor? Nerede parlayan kılıç? Nerede o akıncı cet? Şimdi Hazar ufuktan feryadımı dinliyor. Ayrıldı mı Kafkaslar yurdumdan ilelebet? Nerede bütün Türkeli, Taşkent, Buhara nerede? Müslüman Türk ülkesi Büyük Mavera nerede? Asya'yı, Avrupa'yı titreten nara nerede? Vatan parçalanınca yüzümüz gülmez elbet. Yüce İslam alemi boyun eğmiş haçlıya. Bir kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet programı olan Velhasıl'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar efendim. Bugün Kahramanmaraş'ımızda milli mücadelemizi başlatan rahmetli ecdadımız Sütçü İmam'ın torunu Yaşar Türkkorur beyefendiyle beraberiz. Yaşar Bey'le Sütçü İmam'ı konuşacağız. Milli mücadele yıllarından bugüne Sütçü İmam gibi bir tarihi kişiliğin torunu olmanın gerek psikolojik gerek sosyolojik altyapısını konuşacağız. Ve Kahramanmaraş'tan başlayan milli mücadelemizin dünyaya nasıl bir etki ve tesir uyandırdığı noktasında da kendilerinden bilgiler alarak gerek edebi hayatına gerek de kendinin yayıncılık hayatından bir dem vurmak suretiyle hatıralarına da böyle bir uzanacağız. Şimdiden iyi yayınlar diliyoruz. Yaşar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle böyle hayatınıza baktığımızda 25 yaşında Kahramanmaraş'tan gittiğinizi görüyoruz. Evet, 1975 yılında. 1975 yılında. O günlere şöyle bir dönecek olursak, hem programımıza bir giriş yaparız, hem de böyle bir giriş nevinde neler söylemek istersiniz? 1967 yılında Kahramanmaraş Ticaret Lisesi'ni bitirdim. Ticaret Lisesi'nden sonra o zaman Ticari İlimler Akademisi'ydi. Akademiye kaydolmak üzere Ankara'ya gittik birkaç arkadaş. Tabii şimdiki gibi ÖSYM sınav sistemi yoktu. Herkes gideceği okulun kendi memleket hangi ülkedeyse, şehrimizdeyse oraya gidip orada bir giriş imtihanı yapılıyordu. Oraya kayıt kabul imtihanı yapılıyordu. Biz de Ankara Ticari İlimler Akademisi'ne girmek üzere buradan gittik. İlk defa da Ankara Kahramanmaraş dışına çıkıyoruz. Bir kış gününün sabahı, daha güneş doğmadan buz gibi bir Ankara soğuğuyla karşı karşıya kaldık. Titredik yani, resmen böyle titredik. Garajlara indiğimizde hiçbir yerde bilmiyoruz. Ve havanın biraz ısınmasını ve ışımasını bekliyoruz. Beş arkadaşımız garajlarda biraz kaldık. Sonra akademinin imtihanlarına girdik. Bir gün sonra da Adana Ticari İlimler Akademisi'nin imtihanı vardı. Yine akşam otobüsüne bindik. Sabahleyin Adana'ya vardık. Evet. Adana hem bize daha yakın olduğu için ve sıcak olduğu için bir oh çektik Ankara'nın soğuğundan itibaren. Ve hem o soğuktan korkmak hem de mesafenin uzak olması dolayısıyla Adana bize daha cazip geldi. Ve Adana Ticari İlimler Akademisi'ne kaydolduk. 1971 yılında da hem ilk öğrencileri hem ilk mezunlar olarak Adana Ticari İlimler Akademisi'nin yüksek okulumuzu bitirmiş olduk. Daha sonra bir evlilik hayatımız oldu. Yani bir derken bir tane oldu tabii de. Evlilik hayatımız oldu. Hanımımla anlaştık. Dedik ki ne Maraş'ta kalacağız ne Adana'da. Hanımım da Adanalı. İki tarafta da kalmayalım. Nereye gidelim başka? Ankara'ya karar verdik. Ve Ankara'da bir matbaada muhasebeci olarak görev aldım. 10 yıl kadar orada çalıştım. 10 yıl sonra da yine başka bir matbaaya transfer oldum. 20 yıl matbaalarda muhasebecilik yaptım. Matbaa müdürlüğü yaptım. Dolayısıyla ben hakikaten muhasebeyi çok iyi öğrenen, iyi bilen bir muhasebeciydim. Hatta bazı arkadaşlarımız sorunlarını bana sorarlar. O zamanki Google yok, cep telefonu yok filan bir şeyler yok. İyi bilen birisine sorarlardı. Hakikaten güzel muhasebe sistemlerinde oturttuğum gittiğim iş yerlerinde. Neticede 1992 yılında emekli oldum.
matbaa sektöründen. Bu arada iyi bir muhasebeci olmak için de mevzuatı bilmenin dışında bir de eşyaları tanımanız gerekiyor. Mesela önüme geliyordu birinci hamur kağıt. Acaba bu nedir diyorum. İlk defa duyuyorum birinci hamur kağıdı. Üçüncü hamur kağıt, Amerikan Bristol falan diyor. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum ilk gittiğimde. Zamanla işimi düzgün yapmak maksadıyla bunların hepsini öğrendim. Kağıt cinslerini öğrendim, matbaacılığın maliyetini öğrendim. İşte çeşitli tabirler nedir onları öğrendim. Neticede hem iyi bir muhasebeci hem iyi bir matbaacı oldum. Matbaacılığı seçmemin sebebi de çocukluğumuzda defterler, kalemler çok pahalıydı. Babam boş kağıt alırdı. Kağıdı ikiye katlar, ortasından zımba vurur, dışına bir kapak geçirir, defter yapardık. Yani pahalı dediğimde normal defter 1 liraysa bunlar belki 50 kuruştu. Ama biz tabii bundan 60-65 yıl evveli konuşuyorum. Çok fakir bir aileydik. Maraş'ın çoğunluğunun olduğu gibi. Oradaki 50 kuruş bile bizim için önemliydi. Ve Uzunoluk Hamamı'nın karşısında bir matbaa vardı. Babamın arkadaşı. O matbaaya ben o ikiye katlanmış kağıtları zımbalatmak için giderdim. Ve kenarlarını da keserdi o bıçakla böyle. O kadar hoşuma giderdi ki böyle dümdüz kesmesi. Matbaacılığa ilk aşina olarak orada gördüm matbaacılığı. Daha sonra el pedalıyla bir şeyler basarlardı. Bir eliyle kağıdı koyar, basar, öbür eliyle alır, bu tarafa koyar. Eliyle alır koyar, öbür tarafa koyardı. Acaba eli ne zaman kısılacak o şeye, makineye diye de çok beklemişimdir böyle. Çünkü kısılacak şekilde böyle bir arada boşluk vardı. Ama o kadar uzmanlaşmıştı ki o, makinenin sesinden hiçbir zaman elini kaptırmamıştı. Böyle bir matbaacılık altyapı demeyelim de sevgisi olduğu için Ankara'ya ilk gittiğimizde de böyle bir matbaada iş bulduk ve 22-23 sene matbaa iş kolunda muhasebecilik yaptım. 92'de emekli olduğum zaman da benim muhasebecilik dışında yapabileceğim başka ne iş var? Matbaacılık diye düşündüm ve bir arkadaşımla ismini zikretmem şeyse tabii, buyurun. Mesut Dedeoğlu, MHP milletvekilimiz oldu sonunda. Mesut Dedeoğlu Bey'le ortaklaşa biz Lazer Offset ünvanı ile bir matbaa kurduk. O arada Mesut Bey'in kayınpederi Ali Topçuoğlu vardı. O da bize çok destek çıktı hem maddi hem manevi. Biz hem Ali Topçuoğlu'nun çevresi olması bakımından hem de Tarım Bakanımız vardı Lütfullah Kayalar. Hı hı. Matbaamızın açılışına o geldi. Şimdiye kadar matbaacılık tarihinde hiç açılış yapılmamış. Biz bunu düşündük, bir açılış yaptık. Lütfullah Kayalar da kurdelemizi kesti. Tabii bir bakan gelince de çeşitli basın mensupları falan da geliyor oraya. Biz matbaa sektöründe ilk açılış yapan yeriz belki. Hmm. Güzel bir şeyle, törenle matbaamızı açtık. 20-25 senedir de aynı ünvanla hem Lazer Yayınları hem Lazer Matbaacılık olarak hizmete devam ediyoruz. Eyvallah. Şimdi bu noktada matbaacı, özellikle böyle tarihi birikimi olan matbaacılara baktığımız zaman onların elinden ne kitaplar, neler neler gelmiş geçmiştir. Bize burada bir matbaacı kimliğinizden hareket edecek olursak, özellikle gençlere tavsiyeleriniz, kitap okuma noktasında, o kitap hayatınızdan, edebi hatıralarınıza girecek olursak neler söylemek istersiniz? Şimdi biz tek kelimeyle okumuyoruz. Kendi evimizde dahi 1000 tane, 2000 tane kitabımız olsa bunun kaç tanesini okudun desen 5 tanesini okudum diyen çok az çıkar. Ben çeşitli üniversitelerde de okuma haftasında, Mart'ın ilk haftasında birkaç defa böyle söyleşi yaptım, konferanslar verdim. Orada dersime iyi çalışarak gittim. Dedim ki işte okuma oranlarını söylerken Japonya'da %29.6, Finlandiya'da 23, İsveç'te şu kadar filan dedim. Çocuklar Türkiye'de okuma oranı kaçtır acaba diye sordum. Kimisi %5 hocam dedi, kimi %10 dedi. Şöyle bir duraksadım. 10.000'de 2 dedim. Herkesin, sebebi nedir? Herkesin kafası böyle yere düştü.
10 bin değil ki. Biz okumayı aile olarak bilmiyoruz. Yani annemiz okumamış, babamız okumamış. Evimizde bir tane işte eski Kur'an-ı Kerim, Mevlid filan onun dışında bir kitap girmemiş. Anne baba okumayınca çocuk da kendiliğinden hiç okumuyor. Eğer biraz zorlamayla üniversite çağında veya lise sonunda edebiyat hocalarının desteğiyle veya ödüllemeyle sana bir kitap ödülü vereceğim şunu yaparsan bilin demeyle zoraki okutuyoruz. Ama biz aile olarak çocuklarımız daha yetişkin hale gelmeden hadi diyelim ki işte çocuk kahvaltısını yapıyor gidiyor, eşi kahvaltısını yapıyor gidiyor, hanım tek başına kalıyor filan. En azından pazar günü kahvaltılarda hep aile bir arada oluyor. Yani saat 10'da 11'de bile kahvaltı yapsak hepsi bir arada oluyor. Eğer o kahvaltıda anne, baba ve çocuklar dese ki ya biz okumaya karar verdik aile olarak. Bunu her ailenin kendisi için söylüyorum. Okumaya karar verdik. Bundan sonra her pazar kahvaltısında 15 dakika okuyacağız deseler ve kahvaltıdan önce anne dese ki hadi bakalım şimdi kitap okuma saati dese, çocuk 15 dakika o kitabı okusa anne babayla birlikte ve tamam 15 dakika doldu kapatın kitapları buyurun kahvaltıya dese veyahut da öğretmenler sabahleyin ilk okula başladıklarında öğrencilerin ilkokul çağındaki öğrencilere işte Türk'üm doğruyum çalışkanım yasam veyahut da hoca günaydın çocuklar günaydın hocam oturun bitti açın kitaplarınızı ders kitaplarını açıyor. Eğer o çocuklara, bunun sponsorluğunu yapan bir sürü kurumlar var, belediyeler var, Milli Kütüphane var, Kültür Bakanlığı var, istense tonlarca kitap verilebilir. Çocuklar hemen bir 10 dakika okuma saati yapacağız. Açın işte hikaye kitabınızı neyse 10 dakika. Kapatın dediği zaman 10 dakika bitti. Hatta o çocuk onun bir zevkine vardığı zaman kapanmasını dahi 10 dakikanı istemez. Her gün bunu yapalım. O çocuk alışkanlık haline getirir ve hayatının sonuna kadar kitap okur. Benim iş yerimde tavana kadar üç tarafım kitaplarla dolu. Hatta kitaplarımın 3000 tanesini de Sütçüman Üniversitesi'ne bağış olarak gönderdim. Yine de kitaplarım tavana kadar dolu. Bazı insan geliyor orada bakıyor ki ya abi senin bu kitaplar üstüne yıkılmıyor mu ya filan diyor. Ben de diyorum ki sen hiç kitap okumamışsın demek ki diyorum. Evet abi diyor ben hiç sevmem kitap okumam diyor. Bazısı da içeriye girer girmez etrafı şöyle bir seyrediyor. Abi ya burası diyor çiçek bahçesi gibi ne kadar güzel filan diyor. Sen okuyorsun değil mi diyorum. Evet abi diyor ben haftada bir kitap bitiririm diyor. Şimdi böyle alışkanlığı biz yaparsak okuma alışkanlığını da kazanmış oluruz. Yurt dışından pek örnek vermek istemem ama bu konuyla ilgili olduğu için şey yapıyorum. Çok çok özür diliyorum hem izleyicimden hem sizden. Yurt dışında bir tuvalete dahi gitseniz adam diyor ki ben her gün bu tuvalete oturuyorum. En azından da işte normal zamanda 15 dakika biraz daha kalsam yarım saat bu tuvalette oturuyorum. Adam oturduğu zaman elinin şöyle uzanacağı şekilde 5 tanecik kitap koymuş oraya. Doğru. Adam alıyor oradaki yarım saati tuvalette geçireceği boş saati kitap okuyarak geçiriyor. O nerede kaldı? 30. sayfada. Onu bırakıyor, geri yerine koyuyor. Yarın yine aynı ihtiyaç duyduğu zaman 30. sayfadan okumaya devam ediyor. Bu bir örnek. Bir de bir taksiciler var mesela bizim gidip taksi durağında tavla atarlar. Veya birbirleri lak lak eder, sohbet ederler filan. Taksici müşteri gelene kadar boş duruyor, oturuyor direksiyonun üzerine şey gibi, rahle gibi koyuyor kitabını. Müşteri gelene kadar kitap okuyor. Geldiği zaman hemen ayraçını koyuyor, yerine koyuyor kitabını, işini bitiriyor, gene aynı yerden devam ediyor. Bunlar tabii ki bizim İslam'ın ilk emri oku olmasına rağmen biz de hem Müslüman hem bir Türk toplumu olarak herkesten çok okumamız gerekirken maalesef okumaya önem vermiyoruz. İkinci bir sorun da kitaplar yazılırken genellikle yazarlardan da bunu rica ediyorum. Ben matbaacıyım, elimden geldiği kadar en ucuz şekilde kitap basmaya çalışıyorum. Maliyeti düşsün diye. Şimdi bir kitap yazılıyor. Yazar arkadaşlarımız kusura bakmasın ama 3 liraya 5 liraya bizle pazarlık ederek basılıyor. Kitap basılacağı zaman abi bunun üzerine 25 lira fiyat koyalım diyor. Şöyle bir bakıyorum.
Ya okunacak kitapsa diyorum, ya 25 lira yapmayın, 15 lira yap kardeşim. Gene 5 katı para kazanırsın diyorum. Ya abi işte kimi bedava gidiyor, kimi gitsin, ne giderse gitsin. Sen üretim yap yeter ki. İkinciyi bastır, üçüncüyü bastır. Bir de kurumlar bazı kitaplara mesela sponsor olmuyorlar. Mesela bir belediye diyelim, bir Kahramanmaraş'la ilgili bir kitap yazıldıysa, belediyenin buna biraz sponsor olması lazım. Veya valinin veya kaymakamının. Bu kitaptan 100 tane, 200 tane alıp şehre gelen misafirlere takdim etmesi lazım. Şehirle ilgili yazılmış kitaplara. En azından üretim için, yazarlarımızın üretim yapması için yeniden onlara bir öz sermaye hazırlaması lazım. Kitapların fiyatı biraz pahalı. Ben yine bir Almanya'ya gittiğimiz sene bir de kitapçılara gezeyim dedim. Adam 4 mark, o zaman bizim paramızda 4,5-5 liraydı. 4,5 marka bir kitap yapmış ki biz burada 50 liraya yaparız o kitabı ancak. Ama ne? Birisi sponsor olmuş buna. Fiyatına cüzi bir fiyat koymuşlar. Yeter ki okunsun diye, çocuklara yönelik bir kitaptı. Hala saklarımı örnek olarak aldım. Fiyatı, etiketi bile üzerinde. Orada sponsorlar yazarlara destek çıkıyor. Bizim de böyle çıkmamız lazım. Gerçekten üretken yazarlarımız, edebiyatçılarımız var. Ama bunların çoğu kitaplarını bastırmak için maddi sermaye bulamıyor. Buna da kurumlarımızın, iş adamlarımızın, sanayi odalarımızın, ticaret odalarımızın böyle kültür hizmeti yapacak fasılları vardır, bütçeleri vardır. Bu bütçelerden istifade ettirmeleri gerekiyor bu yazarlarımızı. Onları desteklememiz lazım ki çok üretim olsun, çok basılsın, çok okunsun. Tam bu noktada abi, şimdi bir gencimize kitap okuma alışkanlığının ilk etapta ailede başladığını söylediniz. Sonra okulun onu desteklemesi gerektiğini. Şimdi biraz sizin şahsi hayatınıza dönecek olursak. Yaşar Türk Korur'un, yani o işte Süccimam, sonra işte babanız, o aile çevrenizde nasıl bir kültür vardı kitaba bakış noktasında sizin şahsi hayatınızda? Yani nasıl bir ailevi yapıdan geldiniz? Şimdi biraz önceki söylediklerimin hepsini öz eleştiri olarak kendime aldım ben. Hakikaten bize de okuyun diye hiçbir kitap alınmadı. Öldüyse Allah rahmet eylesin, Ercan Koçelli adında bir Almanca öğretmenimiz vardı. Almanca öğretmenimiz bir ödevde bir yarışma gibi bir şey yaptı. O zamanki fiyatı 50 kuruş olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiir kitabını bana ödül olarak imzaladı, verdi. Ve benim hayatta ilk kitabım o. Para da verip almadım ama ödül olarak bile olsa hayatta ilk kitabım o ve hiçbir yere değişmem onu, kitabımı kütüphanemin baş köşesinde, küçücük bir kitap olmasına rağmen ilk okuduğum kitap o. Ondan sonra tabii ki bu matbaacılık hayatına basınca çeşitli enteresan kitaplar karşımıza çıktı, çeşitli yazarlar çıktı. Okumaya da 30 yaşında başladım ben. Ama okuyorum, gerek ilmi yayınları, gerek dini yayınları, kendimi de yetiştirmek ve kültürümü artırmak için gerekli kitapları okuyorum. Yani roman filan pek okumam ama şiir kitaplarını ve ilmi kitapları okumaya gayret ederim. Ailede de mi çok okuyan? Ailede de... Rahmetli babanız. Rahmetli babamın, dedim ya, kitap alacak parası bile yoktu. Kitaba verecek, ayıracak parası yoktu. Dolayısıyla neden okunsun diye, fiyat ucuz olsun diyorum, alım gücü olsun diye oluyorum. Bir öğrenci zaten harçlık, onun 1 lira, 2 lira, 5 lira bile öğrenci için büyük para. Biz zamanında 50 kuruştu belediye otobüsü Adana'da okurken, Hürriyet Mahallesi'nden Atatürk Parkı'nın içindeydi okulumuz. Atatürk Parkı'na kadar 5 kilometreydi yolu. 50 kuruş tasarruf etmek için 5 kilometre yolu hep yürürdüm. Otobüse, belediye otobüsüne öğrenci parası 50 kuruş bile bizim için önemliydi. Şimdi öğrencilerimiz için içinde önemli. Yani öğrenci kendi öğrencilik harçlığı veya aldığı bursla onun bir kısmını kitaba ayırmak onun için biraz zor olabilir. Yani mümkün olduğu kadar öğrencilerimizi kütüphanelere çekmeye çalışalım veyahut da ücretsiz kitap verelim. Öyle bir şey olsun. Okuma alışkanlıklar olsun. Şimdi o sizin yaş grubunuza baktığımız zaman değerli abicim, yani bu ülkede sizin fraksiyonunuza türlü sıkıntılara, yokluklara, zorluklara rağmen böyle okuyan
genç topluluğu her şeye rağmen okuyabildiğini, işte dolmuş parasından, otobüs parasından fedakarlık göstermek suretiyle. Fakat bugünkü toplumsal yapımıza baktığımız zaman bu kadar imkana rağmen gençlerimizin pek de okumadığını görüyoruz. Sizce buradaki, yani bugünkü sorun ne? Dünkü her şeye rağmen okuma iştiyakı, yani böyle bir ilişki kuracak olsak ne söylemek istersiniz? Tek kelime söylerim, cep telefonu ve internet. Şimdi bizim zamanımızda diyelim, ailemizle bile konuşmak için akşam 5 gibi telefon yazdırırdık, gecenin ikisinde veyahut da ertesi günün saat 5'inde çıkardı. İrtibat yoktu yani. Acil bir durum olsa ailemize en az 7-8 saat sonra cevap verme gibi bir imkanımız vardı. Postanelere sıra yazdırıyorsunuz, bir normal telefon var, bir yıldırım var, basın var, bu şekilde sıralanmıştı. Biz ucuz olsun diye tabii normal yazdırdık. Ne zaman ne oldu bizim telefon desek, yıldırımlara daha sıra bitmedi derlerdi. Yani sana hiç sıra gelmedi anlamı çıkardı oradan. Dolayısıyla böyle bir iletişim yoktu. Ama şimdi elhamdülillah cep telefonu var. Benim öğrencilik yıllarımda çok enteresan ve unutamadığım bir hatıram daha var. Babam bana ayda 100 lira para gönderiyor ve onun 40 lirasını ben hisseme düşen ev kirası veriyorum. 3 arkadaş ev tuttuk. 60 lira kalıyor geriye. 60 liranın da günde 2 lira harcayacaksın. Düşünün. O zaman çorba 1 lira. Hep çorbayla karnımızı doyurduğumuz gün oldu. Yani adamdan bir çorba duyduk, 1,5 ekmeğini yiyorduk adamın. Devamlı ekmekle karnımızı doyuruyorduk. Ondan sonra ikinci sene Kredi Yurtlar Kurumu'na müracaat etmiştim. 350 lira kredi çıktı. Ondan sonra da Hüseyin Kenger adında bir okul arkadaşım vardı. Göksunlu'dur. Yaşıyorsa Allah sağlık versin, öldüyse Allah rahmet eylesin. O dedi ki bana, bizim burada dedi bir muhasebe yardımcısı arıyorlar. Ben de ticaret lisesi kökenli olduğum için seni dedi buraya alalım dedi. Yanımızda, okulumuzun yanında Hastaş Özel Çukurova Koleji diye bir kolej vardı. Beni muhasebe yardımcısı olarak oraya aldılar ve o gün net 540 lira maaş alıyordum. 350 lira da kredi alıyordum. 100 lira da babam gönderiyordu ve benim elime babamdan çok para geçiyordu. Birinci sene çok zorluk çektim. Ama ondan sonra çok güzel bir öğrencilik yaptım. Şimdi 1975 yılında Ankara'ya gittiniz abi. Yani küçük bir şehir. O zamanlar Kahramanmaraş biraz daha küçük. İmkan bakımından, işte birçok açıdan şu anda hiç kıyaslanmayacak derecede imkansızlıklara sahip. Aslında biraz da 1975 yılında 25 yaşında Maraş'ı bırakıp Ankara'ya gitmek ayrı bir cesaret. Cesaretten ziyade işte hanımla bir sözleşmemiz vardı biz evlenirken. Biz dedi, yani aile içerisinde gelin, görümce, kaydına gelin filan kavgalarını filan bildiğimiz için anneler hiçbir zaman evlatlarını, bilhassa erkek evlatlarını sevgiyi hanımı ile paylaşmasını istemezler. Bu dualarında olan bir şeydir. Yani peygamber şeyi de, hanımı da olsan, efendim zengin hanımı da, fakir hanımı da olsan, bu mizacında kendisine yaşamış o zorlukları çekmiş kişi olursa, ya ben çektim ama geldiğime çektirmeyeyim diyebilir. Biz de tatlı ağzımız acı olmasın diye ne dedik Adana'da hanımın memleketinde ne Maraş'ta, ikisinin dışında bir yere gidelim dedik ve kararı Ankara'ya verdik. O zaman Ankara'ya yerleşmeye karar verdik. 75 yılının 1 Şubat ayında yine böyle bu şekilde Ankara'ya gittik. Hanımın ablası vardı. Bir müddet onların evinde kaldık. Ondan sonra kendimize bir ev tuttuk. Maltepe şeyinin yakınında, camisinin yakınında. Derken orada da bir hatıramız var. Ona da gerekirse anlatabiliriz. Tabii buyurun. Özveren Sokak'ta bir yerde konakladık. Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra bir ezan sesi, yatsıya doğru ezan sesi duydum. Dedim yakında bir cami var. Çünkü Ankara'ya ilk defa geldik. Hiçbir yeri bilmiyorum. Herhalde yakında bir cami var dedik. Şöyle sese doğru gittim. Şöyle bir sokak sonra paralelinde Maltepe Camisi şimdiki yakınımızdaymış. Maltepe Camisi'ne gittik. O günde bir kandil günüydü herhalde. Kandil okumalar filan mevlütler bittikten sonra cemaat hoca ile musafaha yapıyor, selamlaşıyor. İşte kandili mübarek olsun filan diyor. Biz de sıraya girdik. Hiç kimseyi tanımıyoruz ama demek ki tevafuk mu derler, bir şey derler böyle işlere. Hoca herkesle böyle
gönderiyor. Bana gelince şöyle elimi bir tuttu. Göz göze geldik. Dedi ki hemşerim sen beni imam odasının önünde bekle bakalım dedi. Tamam hocam dedim. Gittim imam odasının önüne. Sen dedi yabancısın dedi. Buraya dedi sen ilk defa görüyorum dedi. Evet hocam dedim ben işte Kahramanmaraşlıyım. Adana'dan buraya geldik dedim. Buraya yerleştik falan dedim. Arka sokaktayız falan dedim. İyi dedi. Maraş'tan dedi kime tanırsın? İşte Mustafa Parlak'ı tanır mısın? Ulu Cami'nin müezzini. Şunu tanır mısın? Şu filan derken sen kimlerdensin dedi. Sen de dedim sütçü imamı tanır mısın dedim. Tanımaz olur muyum ya dedi sütçü imamı kim tanımaz filan dedi. Ben dedim sütçü imamın torunuyum dedim. Ooo bir dakika gel bakalım sen dedi. Şöyle elini kolumun altına aldı. Beni götürdü Maltepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne üye kaydetti. Zannederim işte 10 Şubat filan gibi veya 9 Şubat gibi bir şeydi. O Şubat ayının sonlarına doğru da Maltepe Camii Derneğimizin genel kurulu varmış. Bizi yönetime yazdı. Hani işte yüksekokul mezunu, biraz işte bilgisi filan var bu konularda diye. Maltepe Camii'si yönetim kuruluna yazdı. Tam 45 yıldan beri de halen Maltepe Camii'si yönetim kurulunda Maltepe Camii'sine hizmet ediyorum. Camimizin birçok emlak geliri var, bize bağışlanmış. Bunlardan topladığımız paralarla biz her yıl 350 kişiye burs veriyoruz. 350 öğrenciye. Bu arada ben 2003'ten 2013 yılına kadar Kahramanmaraş Derneği başkanlığı yaptım Ankara'da. Aynı süre içerisinde de KARVAK, Kültürler Arası Araştırma ve Dostluk Vakfı diye bir vakfımız vardı. 10 yılda orayı birlikte götürdüm. Biz yönetim olarak 350 kişiyi yönetim kısmına böldük. Herkese 50'şer kişi düşüyordu. Yani vebali senin üzerine olmak şartıyla bize 50 tane fakir dediğin öğrenciyi getir. Çünkü herkes zengin de olsa yani geliri yerinde olsa bile illa bir burs bize de ver diyor. Ama biz öyle bir yönetmelik hazırladık ki hakikaten ailenin gelirini belirtin belgeler istedik filan. Bana düşen 50 tane kontenjanın 10 yıl aşağı yukarı 25'ini KARVAK Vakfı'ndaki yabancı fakir öğrenciler için 25 tanesini de Kahramanmaraşlı kendi öğrencilerimiz için kullandım. 10 yıl öğrencilerimize burs vermeye vesile oldum. Tabii ki o ilk anlattığımız zamanda beni yönetim kuruluna yazınca Sadık Ağaç hocam da eğer bizi izliyorsa Allah selamet versin, sağlık ve ömürlü versin. O günden bugüne bir de sivil toplum hayatına girdim. Evet. Yani dernek ve vakıfların bütün kurucu üyelerinin arasına girdim. Hatta arkadaşlar bir dernek şey yaptığı zaman uzaktan abi seni de yazdık kurucu olarak filan bir dernek kurduk diyorlar. Tamam yazın diyorum ben de hizmet edecek bir dernekse. 40 yıldan beri, 45 yıldan beri fakir, mazlum, geliri az öğrenci ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Hatta bir platform kurduk. KARVAK Vakfı'nın da içinde olduğu platform. 2005 yılında Endonezya'da Aceh'de tsunami felaketinde bir çok kayıp olmuştu biliyorsunuz. Orada öğrencilerin 3 kuruş 5 kuruş harçlıklarıyla üçgen şeklinde bir kutu kumbara yaptım. Tasarımını da kendimiz yaptık. Üç tarafına delik koyduk. Milli Eğitim Müdürümüz de o zaman şeydi, rahmetli Kamil Aydoğan hocamızdı. Onun da desteğiyle okullara 3500 tane biz kumbara dağıttık. O çocuklara onlar şey yaptılar, öğrencilere tek tek verdiler. Öğrenciler cebindeki harçlığın işte 50 kuruşunu, 25 kuruşunu oraya koyarak o 3500 kumbaradan 100.000 dolar para topladık biz. 100.000 dolar para topladık. Emniyetin bize verdiği tabii izinle, özel izin almıştık ona. Ve Aceh'e 100 tane öğrencinin barınabileceği hem okul hem yetimhane inşaatının temelini attık. Daha sonra da oranın bizim Türkiye Diyanet Vakfı gibi İslami bir vakıf olan PKPU adlı bir vakfı vardı. Bütün yetkiyi de onlara verdik. Orada şimdi 2005 yılından bu zamana 100 tane yetim öğrenci hem kalıyor
hem de okul olarak orayı kullanıyor. Şimdi o 45 yıllık STK hayatınız dahilinde bizlerle, izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz özel, genel hatıranız var mı abi? Şimdi şöyle, hatıradan ziyade bir tavsiye niteliğinde söylemem gerekirse, bazı insan hani der ki bu 10 tane dernek ve vakfa nasıl zaman buluyorsun? Ya işte insan boş zamanı o kadar fazla ki, yani bunu bulmamak mümkün değil. Zaten hepsine her gün hizmet etmiyoruz. Ya haftada bir gün toplantımız oluyor veya ayda bir toplantımız oluyor. O ayda bir de bu insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl aracılık yapabiliriz? Mesela şu an Gönüllü Eğitimciler Derneği adında bir derneğimiz daha var. Onun da yönetim kurulundayım. Hiç öğrenciye biz para toplamıyoruz. Öğrencilerin kimliklerini böyle yardım yapabilecek kapasitede yardım yapmayı seven kişilere diyoruz ki bu öğrenci Somali'den gelmiş. Bir doları dahi cebinde yok. Bir tek ayakkabı, lastik ayakkabı almış, bir kumaş pantolon almış, üstünde bir mont. Hiçbir şey daha bunun yok diyoruz. Tamam diyor, ben bu öğrenci işte her ay 150 lira vereyim. Adresi şey diyoruz, hesap numarası şu. Öğrenciye de gidip adresini veriyoruz, tanışıyorlar. Her ay onun hesabına para yatırması için aracı oluyoruz. Eyvallah. Yani ben isterim ki, yani sivil toplum kuruluşlarında illaki ben yönetim kurulu üyesi olayım, ben başkan olayım, ben başkan yardımcısı olayım, gittiğim yerde işte filan derneğin başkanı desinler gibi bir lüksümüz olmadı. Hep böyle mazlum, sakin. Şimdi işte nasıl görüyorsanız aynı şekilde biz sadece hizmet amacıyla Allah rızası için hem kendimiz yardım yapıyoruz hem de yardımcı olacak kişilere ön ayak oluyoruz. Eyvallah. Kolaylıklar dileriz. Ben kardeşlerimizden, bizi izleyenlerinden de bu dernek ve vakıfların hizmetlerine katkı sağlamalarını, oralara kaydolmalarını rica ediyorum. Bu Avrupa'da sivil toplum kuruluşları bir güçtür. Bir hükümeti devirir, bir hükümeti yeniden destekler, ayağa kaldırır. Bu şekilde bir İsviçre'de bilhassa bu çok önemli. İsviçre'de bir kişinin en az 10 veya 15 derneğe kaydı varmış. Doğru. Yani bu kişiler, düşünün ki herkesin bir derneğe, vakfa kayıt olduğunu düşünün. Yarın da dernekte alınacak bir karar bir yerin yönetimini etkiler. Arkadaşlar biz şu adayımızı beğeniyoruz, şu adayımızın şu şeylerin şartlarını beğeniyoruz. Bu insanlığa ve bize ve beldemize hizmettir. Biz oyumuzu buna vereceğiz dediği takdirde bir güç oluşturuyor. Ve bu parti değiştirmek gibi veya buna verdik olmadı, ben filan yere gelecektim, gelemedim, şuna kaçayım, buna kaçayım de değil. O derneğe üye oluyor adam hayatının sonuna kadar, hatta çocuğunu da üye yapıyor. Üyelik şeyine geldiği zaman babadan oğula, dededen o 3-4 ne derler? Kuşağı. 3-4 kuşağın aynı dernekte üye olduğu dernekler var. Onun için dernekleri boş bırakmayalım, onlara yardımcı olalım. Ama benim tabii söylediğim işte, çok affedersin, öyle gezi yapan, yiyip içen, tavla oynayan, kumar oynatan dernekler değil. Gerçekten insanlara, gençlere, öğrencilerimize yardım eden derneklere üye olmalarını istirham ediyorum. Burada bir virgül koyalım, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Tamam inşallah. Ben artık ne şairim ne fıkra muharririm. Sadece beyni zong zong sızlayanlardan biriyim. Bakmayın tozluğuma meşhur Baba Ali'de, bulmuşum rahatımı bende bir tesellide. Fikrin ne fahişesi olduğum ne zamparası, bir vicdanın bilemem kaçtır hava parası. Evet kafam çatlıyor güya ulvi hastalık, bendedir duymadığı dertlerle kalabalık. Büyük meydana düştüm, uçtu fil dişi kulem, milyonların altında kaldı kellem. Üstün çile, dev gibi gelip çattın birden toz. Sen cüce sanatkarlık, sana
büsbütün paydos. Cemiyet, ah cemiyet, yok edilen ruhiyle ve cemiyet, cemiyet, yok eden güruhiyle. Çok var ki bu hınç bende fikirdir, fikirse hınç. Genç adam, al silahı, iman, tılsımlı kılınç. İşte bütün meselem, her meselenin başı, ben bir genç arıyorum, gençlikle köprü başı. Tırnağı, en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle, başını ensesinden. Ayırıp o genç adam, uzansa yatağına, yerleştirse başını iki diz kapağına, soru verse, ben neyim ve bu hal neyin nesi? Yetiş, yetiş ey sonsuz varlık muhasebesi. Dışımda bir dünya var, zıp zıp gibi küçülen. İçimde homurtular, inanma diye gülen. İnanmıyorum bana öğretilen tarihe. Sebep ne? Mezardansa bu hayatı tercihe. Üç katlı evin, her katı ayrı alem. Üst kat elinde tesbih ağlıyor babaannem. Orta kat mavs oynayan annem ve aşıkları. Alt kat kız kardeşimin tam da çığlıkları. Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim, buyurun maktağından seyredin işte evim. Bu ne hazin ağaçtır, bütün ufkumu tutmuş. Kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sanıyorlar alçaldıkça tabana. Zaman korkunç daire, ilk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devirlerde. Yeter senden çektiğim ey tersi dönmüş ahmak. Bir saman kağıdından bütün iş kopya almak. Ve sonra kelimeler kutlu, mutlu, ulusal. Mavalları bastırdı devrim isimli masal. Yeni çirkine mahkum eskisi güzellerin, Allah kuluna hakim kulları heykellerin. Buluştururlar bizi elbet bir gün hesapta, lafını çok dinledik şimdi iş inkılapta. Bekleyin görecektir duranlar yüreğini, sabredin gelecektir solmaz pörsümez yeni. Karayel bir kıvılcım simsiyah oldu ocak, gün doğmakta anneler ne zaman doğuracak? Bir kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet programı olan Velhasıl reklamlardan sonra devam ediyor. Reklam öncesinde Süccimamızın torunu Yaşar Türk Korur Beyefendi ile kendinin biraz şahsi hayatından yola çıkarak gerek Ankara hayatını böyle 45-50 yılı aşan bir hayatının çizgilerinden, ana hatıralarından bahsettik. Abi reklamlardan sonra Süccimam'a girelim diye bekletmiştim olur, ben. Inşallah. Şimdi Süccimam hatıralarımıza geçecek olursak. Şimdi internet aleminde sürekli dolaşan Süccimam'ın bir fotoğrafı var. Hı hı. Hemen hemen bütün platformlarda, bütün afişlerde kullanılan o fotoğrafı görüyorum ben. O fotoğrafın acaba herhangi bir hikayesi var mı? Nasıl ortaya çıktı? Kimler çizdi? Nasıl? Ya da gerçek Süccimam'la işte cismani yüz şekilleri falan benziyor mu? Bu hususta neler söylemek istersiniz? Şimdi ben de şöyle o fotoğrafı göstereyim. 82 yılından beri gençliğimizde Edik diye İstanbul Maraşlılar Derneği'nin çıkardığı bir dergi vardı. Çocukluğumda bütün dükkanlarda, berber dükkanında, terzi dükkanlarında falan o dergilerde olurdu. Biz de onları okurduk. Ama bu 80 şeyden sonra, ihtilal mi diyelim artık, hükümet değişikliğinden sonra Edik dergisi kapandı. Evet. Dolayısıyla 2 yıl Maraş dergisiz kaldı. Biz de o zaman rahmetli Osman Sayın gazeteci arkadaşım ve çocukluk arkadaşım, onunla birlikte bu boşluğu doldurmak istedik. Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş ünvanıyla bir dergi çıkartmaya başladık. Ve o boşluktan biraz da susamışlık da vardı. O dergimiz kapışıldı böyle. 2000 tane bastık. 12 Şubat'ta dağıttık. 13 Şubat'ta bir tane kalmadı. Sadece bir tane benim kütüphanemde var. Bir de Serdar Yakar Bey'in şeyinde, evet, arşivinde gördüm.
Bilmiyorum başka yerlerde de var mıdır. Biz öyle bir yayın hayatına başladık. Ama bu dergiyi her sene 12 Şubat'tan önce çıkardık ve 12 Şubat dergisi haline geldi. Ve hala da çıkıyor şu anda. Yok, 2003 yılında dergiyi, çünkü biz bir boşluğu doldurmuştuk. Ondan sonra Sütçü İmam dergisi, Uzun Oluk dergisi filan gibi 3-5 tane dergi çıkmaya başladı. Ha, şu an Edik diye de hala devam eden bir dergi var. Var, onun şeyini anlatacağım. Evet. Edik dergisi tabii bizim bu dergiyle filan görünce onlar çıkarmadılar artık. Yani biz gerçekten kapsamlı, bir yıllık sanki Kahramanmaraş'ın tarihi, coğrafi, kültürel, ekonomik, ticari her türlü istatistiklerini, bilgilerini alarak bir almanak gibi hazırlıyorduk onu. Yani hep hikaye, kahramanlık şeyleri, şiirler, romanlarla değil, bir Maraş'ı tanıtıcı bir dergi olarak şey yapıyorduk. Ve biz bu dergiyi 500 tanesini sadece 450 milletvekilimiz vardı o zaman. Hmm. 450 milletvekillerine masasına birer tane konmak şartıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyorduk. Evet. Yani her milletvekili bizim 12 Şubat'ımızdan, Kurtuluşumuzdan, Sütçümemizden haberdar oluyordu. Eyvallah. Maksat burada nedir? Biz şehrimizi ve Kurtuluş Savaşımızı tanıtmak. Bu gayet olduğu için herkese tanıtıyorduk. Hatta belki hatırlar, belki hatırlamazlar şeyler, dondurmacı kardeşlerimiz. Dergimizin arkasına Kahramanmaraş dondurmasının reklamını yapmıştık. Ondan sonra o reklamı gören, o yılda da Avrupa'da Grum Woha diye, Yeşil Hafta adı geliyor ama Türkçe olarak, gıda fuarı açılıyor Almanya'da. Buradan da gıda fuarına gönderecek hiçbir şey bulamıyor. Ne gönderelim diyor. Yani gıda, meyve sebze göndersin, alası orada var. İşte tahıl göndersin, alası orada var. Ama dondurmanın, o günde İGM'ye biz o dergiden vermişiz. İGM'de o dergideki dondurma resmi öyle kocaman, Mehmet Kamur abimizin elinde dağ gibi dondurmayı ön çekimden böyle cüsseli bir dondurma şeyi görünce demişler ki dondurmayı götürelim. Ve oradan adresten, telefondan, Atilla Bey kardeşimiz bunu devamlı unutmaz, anlatır sağ olsun. Oradan bu dondurmayı yurt dışında tanıtmak için irtibata geçmişler. Bütün masraflarını İGM, İhracatı Geliştirme Genel Müdürü, onlar sağlayarak ilk fuara katılmışlar. Ondan sonra tabii ki oradaki diğer dondurma yapan firmalarla filan görüşmelerde bu dondurmanın makinaları filan böyle getirdikçe sanayi haline gelmiş. Elhamdülillah bugün ülke çapını bırakın, dünya çapında bir markamızdır. Evet. Bu markamızı hatta Avustralya'ya gidip gelen insanlar dahi ya da orada bile iftiharla biz Kahramanmaraşlıyız işte dondurmamız diye iftiharla orada da gördük diye dünyanın dört bir yanına yayılmış. Böyle güzel bir şeye de vesile olmuş olduk. Tabii ki 3-5 dergi falan da çıkınca artık biz yavaş yavaş çekildik. Çünkü burası götürmez öyle 5-6 dergiyi bile bir gün için. Şeyi meydanı o arkadaşlarımıza bıraktık. Onlar devam ettik. Daha gençtik. Biz 20 yıllık bir yaşlandık yani kendimizi yaşlı hissetmeye başladık. Yeni genç kardeşlerimiz güzel hazırlıklar yapıyor. Bu arada Ankara'da bir de Kahramanmaraş Vakfımız var. Kahramanmaraş Eğitim Vakfı. Mahmut Bayezid Başkanımızın şeyiyle, başkanlığıyla o da güzel hizmetler yapıyor. Yine Maraşlı öğrencilerimize burs veriyor. Ve bu Edik ismini de son ilk sayılarını da ben bastım. Bu dördüncü sayı zannediyorum. Daha kaliteli, daha güzel bir şekilde İstanbul Edik'ten daha kaliteli bir şekilde yayın hayatına devam ettiriyorlar. Hepsine başarılar diliyorum ben bu konuda. Burada da Eğitim Vakfı Başkanımız Erdoğan Güçlü Beyefendi. Erdoğan Bey'e de buradan selam ediyoruz. Abdurrahim Eren ağabeyiyle beraber Edik dergimiz çıkıyor. Yani ben orada bir karışıklık oldu. Evet. Geçenlerde hatta yeni sayısı Kurtuluş Bayramı'ndan önce de çıkarttılar. Allah hayırlı mübarek eylesin. Amin. Diyelim. Eğitim hizmetine kim katkıda bulunuyorsa Allah razı olsun deriz. Yani biz de destek isterlerse biz de destek veririz. Bende bir valiz dolusu arşiv var. Çünkü 1975'li yıllardan beri ben
devamlı şey yaptığım için diğer dergilerde yazılarım da çıkıyordu filan. Eski resim bulursam alırım, gazete kupuru bulursam hemen anında keser koyarım. Yani bir valiz dolusu bende de belge ve şey var, eyvallah, evrak var bu konuda. Şimdi Necip Fazıl merhum Kurtuluş Bayramlarımızla alakalı 1940'larda Büyük Doğu dergilerinde bir yazı yazıyor abi. Orada diyor ki, ey Maraşlı, artık diyor bu Kurtuluş Bayramları kutlama, yani bu sokak gösterilerinden biraz vazgeç. Sen hamleni fikirle, edebiyatla, kültürle, sanatla, dergiyle, kitapla yap, diyor. Acaba sizin edik dergilerinizin de o zamanlar böyle ilhamı, üstadın o sözü gibi algılayabilir miyiz? Aynen öyle. Biz de gerçekten yani hem meseleyi biz gündeme getiriyorduk, hem de çözüm yollarını da araştırıyorduk. Bir örnek verebilecek olursak, geçtik ama şeye bu resme getirelim. Aile olarak bizim ailemizin hiçbirinde süt cimamın resmi yok. Evet. Hani eskiden resim çektirmeyi günah sayarlarmış. Biliyorsunuz bu işlerde hep fakirlerin işi yani. Kahramanlık olsa, mücadele olsa herkes topyekun yapmış ama fakirlerimiz daha iman kuvvetiyle daha fazla bu işin işte şehitliği, gaziliği onlara da nazar itibarı alarak daha biraz gayret sarf etmişler. Bir de dine daha bağımlı kişiler oldukları için resim çektirmenin günah olduğunu. Evet. Dolayısıyla ne süt cimam dedemizin, ne Fatma ninemizin hiçbirinin resmi yok. Bu bakımdan bir zaman 82'li yıllardı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, rahmetli babam bir sağlık sorunu münasebetiyle Ankara'ya gelmişti. Kardeşim Doktor Alaaddin Türkkurur'da Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ihtisas yapıyordu. Baba gel iki dakikada yaparız dedi. Şurada bir çıban gibi, yara gibi bir şey çıkmıştı. Onun için Ankara'daydı. Ben de sıkılmasın evde diye her gün sabahleyin alıyorum, işe getiriyorum. Akşam da benimle beraber işten eve gidiyorduk. Bu arada bir harp okulu öğrencisi geldi. İsmi Hasan Sınav. Zannediyorum yaşıyor. Bir ara Facebook'ta arkadaş falan da olmuştuk kendisiyle. Hatta bu resmin hala gündemde olduğunu, tek şöyle olduğunu söyledim. Evet. Ha, resmi daha bunun bu orijinal resim, renkli olanı ben de çerçeve olarak, hatıra olarak saklıyorum. Dedim ki, ya kitap kapağı yapıyoruz biz dedi, abi dedi. Siz de matbaacısınız, kitap kapağı dedi isterseniz ben de size yaparım. İşte neyse 3-5 kuruşta biz öğrenciyiz dedi, sebepleniriz falan dedi. Biz de tamam dedik. Aklıma hemen bu geldi. Dedim ki bak, süt cimam benim dedem ama bu da oğlu dedim, babamı gösterdim. Ama hiç süt cimamın dedim bir resmi yok dedim. Evet. Yapılmış bile yok dedim. Bir iki yapanlar kendi kafasındaki tahayyül ettikleri süt cimam şeklini oraya yansıtmışlar. Burada dedim babam var, süt cimamı gören, bilen birisi. Babam tarif etsin, ona göre bir süt cimam resmi yap bakalım dedim. Evet. Babam işte kavuğu böyleydi, işte kas şeyi böyleydi, külah üstünün rengi böyleydi filan işte yapmış. Orası şey bir renk, gül kurusu bir renk. Şöyle bağlardı, işte yanakları çıkıktı, burnu biraz işte kemerliydi filan, sakalı kısa kesilmiş şöyleydi filan diye tarif etti. Burada dedi yakasız gömlek giyerdi, işte çizgili damalı filan neyse. Çocuk bunların hepsini almış. 3 gün sonra resmi çizdi getirdi. Hmm. Sulu boya bu resmin aslı. Evet. Çok güzel sulu boya kullanıyormuş çocuk. Yaptım abi dedi getirdi. Dedim şey burada, ustası burada, bilen bu. Babama göster dedim. Babam bir baktı şöyle resim baktı. Ya oğlum dedi bu sanki dedeni görmüş dedi bu adam dedi. Allah Allah. Yani tarif ettiğimizin hepsini gayet güzel bir şekilde yapmış dedi. Bu aynısı dedi, fotoğraf olsa bu kadar olur dedi. Biz ondan sonra bu resmi tescilledik kendimize. Hmm. Dedik ki süt cimam böyle birisidir. Yalnız burada tabii biraz yaşlı ihtiyar tipi gibi düşünülmüş ama süt cimamın olay olduğu zaman 50 yaşında ölmüş. Harpten 3 yıl önce de süt cimam olay olduğuna göre 47 yaşında filan. Şimdi 47 yaşındaki insanımız elhamdülillah gayet dinç, gürbüz filan, delikanlı. Ama o zamanlarda insanlar daha çok yıpranıyor. İşte her yere yürüyerek gidiyor, her şeyi omuzunda götürüyor. Hayatın yükü daha çok omuzlarında. Evet. 47 yaşında olmasına rağmen biraz yaşlı görünümü varmış.
Onu da o eksiği de onunla tamamlıyoruz. Yani şimdi Google'a girseniz de, Wikipedia'ya girseniz de, hangi ansiklopediye girseniz bir tek bu resmi var. Sağ olsun kardeşimiz öyle bir resim yaptı. Ne yapalım? Fotoğrafı yok ama bu resimle avunuyoruz. Gayet de güzel olmuş. Tarihe önemli bir belge olarak geçti. Şimdi Süçimam anlatımlarına baktığımızda sanki biraz böyle hayattan kopan, çok hayata müdahil olmayan, biraz yaşlı, ihtiyar bir tipleme gibi bir anlatımlar genel itibariyle. Evet. Biraz daha popüler. Oysa merhum 50 yaşında vefat ediyor. Yani o Fransızlar bildiğimiz o olayda sanırım vefatından 3 yıl önce gerçekleşti. 47 yaşında olaya müdahale ediyor. Yani böyle tam genç, dinamik bir dönem. Tabii yani bu resim de yokken hep böyle bembeyaz sakallı kocaman, daha yaşlı böyle pir hüviyetindeki insanları böyle rol yaptırıyorlardı. Tabii bu resimde olmadığı için biz onlara da bir tepki gösteremiyorduk. Herhalde dedemiz öyle bir şey diyorduk. Elimizde çünkü bir belge yok. Babamızın anlattığında hayalimizde bir Süçimam canlanıyor ama onu resmedemiyorduk. Bu resim çıkınca kafalara şimdi bu kazındı. Süçimam o zaman adı esas İmam. Evet. Bazı yerlerde mesela bu Wikipedia'da yazıyor Ali diye geçiyor, esas adı Ali'dir diye. Ben onu düzeltmeler için onlara şey gönderdim, bilgi gönderdim ama hala Ali diye değiştirmediler orayı. Ali ismini hiç kullanmamıştır. Oranın sebebi ne acaba? Ali'nin yani bir sebebi vardır. İşte artık bilgiyi nereden almışlarsa Ali diye geçer diye şey yapmışlar. Ben de orijinal Mehmet Sandaloğlu hocamızın el yazısıyla Arapça yazdığı bir belge var. Bir kardeşimiz onu üniversiteden araştırmasını yapmış, bana göndermişti. Transkripsiyonunu da çözmüş, Türkçesini de yazmıştı. İmam adlı diyor yani dese en yakın bilen onlar yani Ali derler de imam da derlerdi filan gibi veya işte göbek adı imamdı veya göbek adı Ali'ydi filan derlerdi. Hiç öyle bir şey olmadığı gibi ne babamdan, ne anamdan, ne halalarımdan hiç Ali lafı duymadım. Dolayısıyla şu bilinsin ki Sütçü İmam'ın ismi İmam. Kireççioğullarından, lakap olarak, aile olarak Kireççioğullarından Sütçü İmam diye geçer. Soyadının kısmına da Kireççioğulları yazıyor. Nüfus cüzdanını ben şey yaptım, gördüm. Nüfus cüzdanında da imam değil mi? İmam, ismi imam. Resmi olarak. Eskiden tabii ki insanlar adı soyadıyla çağrılmaz da ya bilgisiyle işte hocaysa hoca, işte doktorsa doktor, doktor Sait denir, doktor Faruk denir, terzi Yaşar denir, bakkal Mahmut denir filan gibi. Lakap ve ya da mesleklerle. Lakapla ismi söylenirdi. Evet. Hiç kimse işte bakkal Mahmut filan demez. Bakkal İbrahim filan demez. Sadece bakkal Mahmut. Bu da süt sattığı için sütçü imam olarak ismi o şekilde bu zamana kadar gelmiş. Ali ismi kesinlikle kullanılmıyor ve öyle bir isim, ünvan, yakıştırma, ekleme yok. Sütçü imamdır. Soyadı kanunun o zaman olmadığı için soyadını, tabii ki soyadı yok, lakap vardı, Kireççioğulları diye yazıyor soyadı kısmında. Adı imam, aynı zamanda kendisi de Uzunoluk'ta Emniyet Fırını diye bir fırın vardı, onun üzeri mescitti. Bazen Çınarlı Camii'ye, bazen oraya gittiği zaman hani biraz işte biz kendi aramızda da 3-5 kişi bir cemaatle namaz kılacağımız zaman kim en iyi okur, kim en iyi bu kıraatı düzgün veya kim en fazla yaşlı onu imam ederiz. Şey olarak değil mi? Hepimiz öyle, namaz kılan insanlar bunu bilir. Veyahut da genç olup da hafızdır, İmam Hatip mezunudur, ilahiyat öğrencisi filan onu da çıkartırız. O da bilgisinden dolayı. O zaman da kadrolu böyle bir imamlık falan olmadığı için yani desek de Çınarlı Camii'nin imamı gelir desek yalan olur. Niye? Çünkü kadro falan yoktu o zaman. Cami var ama maaşı, Diyanet diye bir şey de yok. Bir teşkilat da yok. 1925'lerden sonra kuruldu. O tarihlerde herhangi bir kadro falan olmadığı için imamlığı tescil edilemez. Ama imamlık yapmış mıdır? Yapmıştır. Gönüllü olarak. Gönüllü olarak yapmıştır. Ama sütçü yaptığı iştir. İmam da ismidir.
nokta diyelim oraya, başka bir şey yapmayalım. Eyvallah. Şimdi Kahramanmaraş'ta merhum Süçimam Hazretleri'nin başlatmış olduğu o mücadele, orada Fransız askerine sıkılan o kurşun, aslında ülkemizde de birçok bu bölgedeki kurtuluş hamlelerini tetikleyen bir unsur aynı zamanda. Şimdi buradan hareket edecek olursak, Kahramanmaraş'ın biraz da manevi iklimini konuşacak olursak, gerek Sütçü İmam'ın milli mücadelenin Kahramanmaraş'tan başlatılması, gerek Necip Fazıl'ların, işte birçok ünlü isimlerin Maraş'tan çıkması, Kahramanmaraş'ın bu manevi ikliminden söz edecek olursak neler söylemek istersiniz? Şimdi burada bir Üçaşi Hazretleri var, Ötteşi Hazretleri derler ama bu Aksu'nun üzerinde metfun bulunan mübarek insan. Bir de İslahiye tarafında Üçaşi Hazretleri var. Buralar ziyaret edildi. Buralar evliya yatağıdır. Maraş da manevi yönden gerçekten evliya yatağı denilecek kadar güzel bir şehirdir. Bu manevi iklimden istifade ederek, hani bir de kahramanlığa getirirse kişi, kahramanlık Allah vergisi bir şey. Yani bir olay karşısında herkes seyreder. Birisi çıkar, kahraman olur. Haberlerde falan da bazen izliyoruz. Yani yurt dışında bir Türk kahraman oldu diyor. Bir hasbi bir durum değil mi? Niye? Herkes seyrederken arabanın önünden bir çocuğu kapmış, canını ortaya atmış, çocuğu kurtarmış. Bu kahramandır. Hele şimdiki devrimizde bir olay olduğu zaman herkes cep telefonlarını çıkarıp fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Kimse o dardaki insanı kurtarayım diye aklına gelmiyor. Boğulan bir insan elini boğuluyorum, ölüyorum diye havaya kaldırsa herkes o anı kayda geçmek için fotoğraf çekiyor ama içlerinden bir kişi hemen ceketini çıkarıp suya atlıyor ve o kişiyi kurtarıyorsa o kişi kahraman oluyor. Şimdi bu olayımızda da bizim Uzunoluk Meydanı, şimdi bildiğimiz tabi bir hamam var, yanında bir kahve var, gençlerin ve insanların toplandığı. Bu tarafta bir cadde var, birkaç tane dükkan var. Onun yanında hemen köşede Sütçü İmam'ın süt sattığı yer var. Olay böyle apaçık meydanda yani. Aşağıdan Boğazkesen tarafından devriye gezen Fransız güçlerinden, işte Ermenilerin lejyonlarında katılımıyla 3 kişilik bir Fransız grubu bu Uzunoluk Meydanı'na geldiği zaman kadınlarımız da oradan hamamdan çıkıyor ve bunlara hani aslında biraz çok tecavüz gibi falan şey yapıyoruz da biz, biraz daha katmerli olsun kahramanlık diye. Yani peçeli bir insanın altında erkek mi var, kadın mı var, bilelim bakalım filan bir. Bir de işte Ermenilerin teşvikiyle peçelerini açmak, işte onlarla biraz şey yapmak, sıkıştırmak veya korkutmak veyahut da tecavüz etmek maksadını, biz en kötüsü tecavüzdür, tecavüzü şey yapıyoruz ama orada bir olay oluyor neticede. Bunun adını ne koyarsanız koyun. Yani İngilizlerin 8 ay herhangi bir olay çıkarmaması, Fransızların da geldiğinin hemen 3. günü böyle bir olay çıkar. Maraş'ta şimdi İngiliz 8 ay burada kalınca, hiçbir olay da olmayınca diyor ki işgal böyleyse iyi. Adamlar çarşıya çıkıyor, en azından 800 tane 1000 tane günde ekmek satıyoruz, sebze satıyoruz filan, bayağı bir ticaret dolu neticede. Kimse böyle bir rahatsızlık olacağını düşünmediği için herkesin hayatı normal devam ediyor. Kahvede kahveye gidiyor, Sütçü İmam süt dükkanına gidiyor, öbürü camiye gidiyor filan. Böyle bir karşılaşılmaması gereken bir olay olunca herkes topyekün şey oluyor, yani olaya müdahil oluyor. Orada da şimdi Çakmakçı Said kardeşimiz, Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize, müdahale etmek istiyor ama biz bir tedbir olarak İngiliz işgalinde bir şey görmediğimiz için ne silahlanmışız, ne mahalle çetesi kurmuşuz. Herkes hayatını devam ettiriyor. Kimsenin yanında belki bıçak bile yoktur. Orada kardeşimiz kendi gençliğiyle müdahale etmek istiyor ona. Onu orada şehit ediyorlar. Tabii bir silah sesi duyulunca öyle herkes dikkat kesilir. Eğer bir şey patladığı zaman herkes sese dikkat kesilir. Herkes dikkat kesiliyor böyle. Bu Fransız askerleri olaya devam etmek istedikleri zaman bir iki kişi daha müdahale edip orada bir kargaşa çıkıyor. O arada işte Allah'ın ona nasip ettiği, dedemin Sütçü İmam'a nasip ettiği şekilde o tabancasını çıkarıyor ve Fransızlara ilk kurşunu orada atıyor. Birisi ölüyor, birisi yaralı, birisi o sizin şu kütüphaneye gelen kısımdan yukarı doğru, rampaya doğru koşuyor filan. Neticede
olay ilk defa orada patlak veriyor. Ve Maraşlı biliyor ki bu Fransızlar, İngilizler gibi değil. Biz artık bunlar için mücadele etmeye, çeteler kurmaya ve bunlarla savaşmaya başlamamız gerektiği diye ilk kurşun, ilk hareketi orada yapıyor. Bir de mesela 15 Temmuz'u düşünelim. 15 Temmuz'da da herkes uçak sesini, bilmem bombardıman sesini dinlerken ilk bir kişi, Ömer Halis Demir adındaki bir kişi ilk silahı patlattığı zaman kendi komutanına ilk kurşunu o atmış oluyor. Orada da o da 100 yıl sonra ilk kurşun kahramanımız oluyor. Eyvallah. Allah rahmet eylesin, ebediyen onlardan razı olsun. Şimdi biraz da süremiz de biraz azalıyor. Gerçekten Kahramanmaraş'tan başlatılan kurtuluş mücadelesi tüm dünyayı etkileyen bir mücadele. Şimdi bunun film meselesine gelecek olursak, şimdi Kahramanmaraş Milli Mücadele Kurtuluş Günleri'nin iki tane bu zamana kadar filmi çekildi. Hı hı. Bir 1951 yılında Behçet Kemal'in yazmış olduğu bir film var. Bir de Sahibini Arayan Madalya ismiyle. Sahibini Arayan Madalya da bizim sanırım bir... Sanırım orada da bir hatıramız var. Hatıramız var. Paylaşmak isterseniz. Dedim ya 1982 yılında ilk çıkardığımız dergide hemen bir günde bitti falan dedik. Herkese dağıtıyorduk, kurumlara dağıtıyorduk. Yani Maraş'ımızın ismini, dondurmamızın ismini, Maraş neden değil, nedir ne değildir, orada coğrafi bilgilerimizi, tarihi bilgilerimizi o dergide anlatıyorduk. Ve o dergide rahmetli bizim gibi yaşlılar ve 50'nin üzerindekiler bilir, Foto Ajans diye Mehmet Gül'e benzer adında bir abimiz vardı, babamın da çok iyi arkadaşı. O da bir makale yazdı, Maraş filmi çekilmelidir diye yazdı. Çünkü o 1951 yılında çekilen film, bende de var o film, zaten şeyde de YouTube'da da yayınlandı zannediyorum. O filmde edebiyatçımız az, böyle düşünürümüz de az 1951 yılını düşünecek olursak. Böyle senaryo yazacak, böyle kitap yazacak şeyimiz yok hemşerilerimizin içerisinde. Behçet Kemal nasıl öğrendi, nerelerden ne duydu veya kimlerden bir bilgi aldıysa o senaryoya göre onu yapmış. Yani işin içine başka şey katmış. İşte bir kız erkek aşkı katmış. İşte Sadri Adaşık orada Çuhadar Ali rolünde ona biraz ağırlık vermiş. Başrol ona verdiği için. Bu Hırlakya'nın olayına fazla ağırlık vermiş. Tam olarak yansıtmıyor. Ama biz çocukluğumuzda onu bilirdik ki o filmi. Şan sineması vardı kalenin hemen altında. Bizim evimiz de ona yakın. Çardağımızdan orayı görürdük. Yani 24 saat her iki saatte bir film yeniden oynardı ve kuyruk ya Boğazkesen'deydi ya kale dibindeydi. Köylerden, kentlerden, yakınlardan gelen herkes sırf o filmi sandalyeye oturmayı da bırakın, direkt ayakta seyretmek şartıyla böyle belki 4-5-10 matina yapardı bir tek o film. Neden? O zaman işte tabii televizyonlar yok, diziler yok. Efendim, radyodan başka bir şey yok. Radyoda ya zenginlerin evinde var veyahut da kahvelerde filan var. O film öylece şey yaptı, epey bir 3-5 sene devam etti. Ondan sonra tamamen kesildi. Biz de işte 1982 yılında hem bu eski film ortadan kalktığı için o Mehmet Gül'e benzerin yazısıyla da gündeme getirdik bunu. Dağıttığımız yerlerden birisi de Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ydı da. Diyanet İşleri Başkanlığı ona okuttuk. Bir sonraki sayıda da bu filmin niye çekilmesi gerektiğini filan bir makale şeklinde yayınladık. Daha sonra da Kemal Güran hocamız rahmetli oldu, Diyanet Vakfı Başkanı'ydı o zaman. Onunla da bir röportaj yaptım ben. Yani hem Sütçümem'i anlattım, hem Milli Mücadele'yi anlattım. O zannederim imam isminin kendinin imam olduğunu, yani bir diyanet elemanı olduğunu, bizlerden, imamlardan da bir kişinin böyle kahraman olurmuş düşüncesiyle işe çok sıcak baktı. Halil Kaya diye bir kardeşimiz, arkadaşımız vardı. Ona hemen şey yaptı, Halil Bey dedi, bunu dedi gündeme getirin dedi. Çünkü Diyanet Vakfı'nın filmcilik, işletmecilik diye de bir şirketi vardı. O şirket vasıtasıyla bu film kime çektirelim dendi. Tabii bu ruhu bilen, bu ruhu işlemesini de bilen birileri lazımdı. O zaman bu Erdem Bayezid abimizin kardeşi var, Ahmet Bayezid.
yönetmenimiz Yücel Çakmaklı, diğer işte Maraş'ta biraz ilgisi olan kişileri filan toplandı. Diyanet bir briefing yaptılar. Ajans 1400'e bunu çektirmeye karar verdiler. Film bitti. İşte ben de beraber onlarla geldim. Mekan tespiti, şahıs tespiti filan gibi figüran lazım. İşte Uzunoluk Hamamı o zaman yıkılmıştı. İçten kubbesi filan yıkıldı. Orada olmaz dedik. Kuyucak Hamamı'nın orayı Uzunoluk Hamam yaptık. Tam da hamamın karşısında bir tahta tarabalı kapanan böyle bir dükkan vardı. Boş. Orayı da sütçü dükkanı yaptık. Filan böyle güzel senaryoya uygun bir film yaptık. Senaryosunu da Tarık Uğur'a hazırlamıştı. Bizim o çıkardığımız dergilerden, eski Maraş kitaplarından, yıllıktan filan ne varsa ben bütün dokümanları kendisine gönderdim. Film senaryosu olarak teksir makinesiyle çekilmiş bir kitap haline getirmiş. Bana da gönderdi. Bir eksik filan var mı diye. Yok dedik, bu şekilde devam etsin. O orijinal şeyle, daktilörle yazılmış senaryosu da bende hatıra olarak duruyor. Böylece biraz daha herkesin bildiği doğru olan şekilde yaptık. Tabii ki o zamanki teknikle şimdi HD şeyinde kameralar, maşallah insanın saçının teline kadar alabilen şeyler var, kameralar var. Şimdi bence aradan epey bir zaman geçti. Yeni bir film. Yeni bir film yapılması lazım. İnşallah. Buna da Maraşlı sanatçıların ve kardeşlerimizin bu filmin içerisinde de görev alması lazım. Bir iyi bir danışman kurulu yapıp eksikler neler filan, daha evvelki filmlerde eksikler nelerdi, onların tespit edilip tam tarihimize uygun ve düzgün bir şekilde bir film yapılması, bilmiyorum hangi kurum talip olursa inşallah belediyemiz böyle bir çalışmaya ön ayak olur ve başarılı bir film yaparız inşallah. İnşallah diyelim. Süremiz çok azaldı. Son olarak gençlerimize ne tavsiye edersiniz? Okuyan, düşünen, düşünmeye çalışan. Bak, benim sözüm değil bu, İslam'ın sözü, ilk emri oku. Bu boşuna söylenmiş bir söz değildir. Okumaktan başka çaremiz yok. İster anlayın, ister anlamayın. Ama okuyun. Okumaya alışın. Cep telefonu, videolar, bilmem oyunlar, şunlar, bunlar size hiçbir şey kazandırmaz. Sadece okuduğunuzda aklınızda kalan karışır. Bize zamanında okuttular. Nil Nehri'nin kaç kilometre olduğu, Everest Tepesi'nin 8882 olduğu. Bunları biz beynimize yerleştirdik ama hiç hayatımızda karşımıza çıkmamasına rağmen biz bunları okuduk. Sizler de lütfen haftada demeyin, ayda bir kitap bitirin, okuyun. İnanın ki bir sene sonra ayda iki kitap okursunuz. Bir iki sene sonra ayda 3-4 kitap okursunuz. Okuyun diyorum. Bu 10.000'de ikilik okuma oranımızı hiç olmazsa %10'a çıkaralım. İnşallah. Lütfen. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir başka Velhasıl programımızda buluşabilme dileğiyle. Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset. Sen bütün varlığınla yurdumuzun malısın. Sen bir insan değilsin, ne kemiksin ne de et. Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın. Istırap çek, inleme, ses çıkarmadan aşın. Bir damlacık aksa da bir acizdir gözyaşın. Yarı yolda ölse de en yürekten yoldaşın. Tek başına dile doğru at sarmalısın. Ezilmekten çekinme, gerilemekten sakın. İradenle olmalı bütün uzaklar yakın. Dolu dizgin yaparken ülküne doğru akın. Ateşe atılmalı, denize dalmalısın. Ölümlerden sakınma, meyus olmaktan utan. Bir kere düşün, nedir seni dünyada tutan? Mefkuresinden başka her varlığı unutan, kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın. Sen ne elde ve dilde gezen billur bir sarak, ne de sıska bir göğse takılan bir çiçeksin. Senin de bu dünyada nasibin var savaşmak, kayalarla güreşip dağlarla öleceksin.
yoldaşlık ederekten gökte güneşle, ayla, aşarsın tepe, ırmak, yürürsün ova, yayla. Hayata ne biçimde geldinse bir borayla, daha sert bir kasırga içinde biteceksin. Kızıl elma uğruna kılıç çekince kından, bahtiyarlık denen şey artık geçmez yakından. Mesut olup gülmeyi sök, çıkar hatırından, belki öldükten sonra bir parça güleceksin. 100 paralık kurşunla gider hayat dediğin, Tanrı yolu uzaktır, erken kalk sıkı giyin. Yazık, bütün ömrünce o kadar özlediğin, güzel kızıl elmana varmadan öleceksin.